konumuz halk mimikleri olacak bugün. Sabancı Üniversitesi'nden değerli hocamız Zafer Bey aramızda. Kendisine teşekkür ediyoruz günümüze verdiği için. Zafer Bey ilk lisansını Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünden, yüksek lisansı ve doktorasını Bilkent Üniversitesi'nden almış ve Bilkent Üniversitesi National Institute of Standards and Technology Antropolojik'e ve CNR Institute di Sibelica Napoli İtalya'da Johns Hopkins Üniversitesi'nde IBM Zürich Araştırma Laboratuvarı'nda çalışmış ve araştırma alanları kuramsal yoğun madde fiziği, üstün iletkenlik, Schwarzenegger'ın mermisi, çok yüksek manyetik dağlar üstün iletkenlik, kuantum hareketi, dolaşıklık ve eş evresizlik. Şimdiye kadar aldığı ödüller, 2002 yılında Türkiye Bilim Akademisi Seçkin Genç Bilimci Ödülü, Araştırma Teşvik Ödülü, ODTÜ Profesör Doktor Mustafa Parlar Eğitim Araştırma Vakfı 2001 Ödülü, Scientia Europa, Institut de France, Academia des Sciences, 1998 Ödülü, bir de Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurulu Teşvik Ödülü 1996 yılında ve kendisi Türk Fizik Derneği üyesi. Ben sizi kendisine bırakıyorum. Teşekkür ederim. Ben öncelikle davetiniz için ayrıca olarak teşekkür ediyorum. Şimdi tabii geniş bir dinleyici kitlesi var. Bir fizik astronomi topluluğu var. Ama arada çok meslektaşlarımı da görüyorum. Bırakın akademisyen olmayı, fizik çoğunlukla konularla ilgilenen çalışanlar da var. Böyle bir gruba konuşurken tabii ortaya bulmak çok zor. Fakat bir yandan da belki biliyorsunuz bizim üniversitede sahibinde benzer bir dersimiz var. İleride matematikçi, fizikçi olacak öğrenciler de gazeteci veya heykeltıraş olmak isteyenlerin aynı anda aldığı bir dersimiz var. Hatta şimdi iki oldu, geçen gün de onu verdim. O yüzden bu konuşmada bir yandan çok popüler, çok görsel, biraz bırakın bilimsel dergileri, gazetelerde gördüğünüz türden yazılar, da rastladığınız türden ifadeler göreceksiniz. Bazı yerlerde teknik olacak. Ama en zor matematik, toplama, çarpma, çıkarma dışında bir de karmaşık sayılar. Eksi de bir kare bölü, bu kadar. Fakat sadece bu kadar matematikle şu an konunun sınırında bir takım problemleri, kuramsal ve deneysel gelişmeleri takip etmemiz mümkün olacak. Şimdi lütfen faaliyetleri hakkında onu tekrar çevireyim. Evet. Konumuz kuantum bilimidir. Tabii bilinci deyince şunu anlıyoruz. Birbirinden uzak iki nokta arasında ilişki. İngilizce'de correlation, Fransızca'dan Türkçe'ye geçmiş olan korelasyon, ilinti. İki nokta arasında, örneğin bu mesafe gerçekten uzayda hayal edeceğimiz kozmik mesafeler de olabilir. Işık yılı mesafeleri bile olabilir. Çünkü fotonlar, ışık parçalıkları bu kadar mesafe gidiyor. Bunlar dahil ilintilerden bahsedeceğiz. Burada iki tane parçacık veya fiziksel sistem düşünelim. Ve bunların bizim için onları tanımlayan özellikleri olsun. Ne olabilir? Renk, şekil gibi özellikleri. Burada mesela iki tane daire var. Birisi yeşil, birisi kırmızı. Değişik şeyler düşünebilirsiniz. Biraz buradan devam edeyim. Kırmızı, yeşil olabilir. Veya bunlar farklı şekillerde olabilirler. Biz bu parçacıkların, bu sistemlerin renklerine bakabiliriz, şekillerine bakabiliriz. Yani elinizde bir cisim var ve siz diyelim ki bakıp ona rengini tespit ediyorsunuz ya da bakıp ona şeklini tespit ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Müsait olursa şeye takabilir miyiz? Çok önemli. İsterseniz kalsın isterseniz ben şey sadece yazayım. Teşekkür ederim. Şu kırmızı galiba değil mi? Sonuçta bu bizim seçimimize kalmış bir şey. Ve bu iki nokta dediğimiz gibi birbirinden uzak olabilir. İki gözlemci düşünün.
A gözlemcisi, B gözlemcisi ve bunlar ellerindeki nesneye bakıyorlar. Onun ne olduğunu tayin etmeye çalışıyorlar. Bazen şekline bakıyorlar, köşelerine bakıyorlar, kareymiş, yuvarlakmış diye. Bazen de rengine bakıyorlar. Bu tipik bir ilinti deneyi. Şimdi değişik alternatifler deneyim. Böyle bir bakarsanız, çok basit bir matematik. Şekiller iki tane, renkler iki tane, 2 çarpı 2 4 eder. Her biri için 4 olasılık var A ve B için. Yani elinizde kırmızı daire, kırmızı kare, yeşil daire, yeşil kare olabilir. Aynı şey B için de geçerli. Hatta böyle bir biraz daha matematiksel yapıp eksenler de koyabiliriz. Burası şekil ekseni, burada ilerleyici şekil değişiyor. Ya daire ya kare, bu eksende ilerleyici de renk değişiyor. Ya kırmızı ya yeşil oluyor. 4 olasılık. Şimdi hala ortada bir kuantumluk yok. Zaten bu aşamada da yok. Bu klasik bir canlandırabileceğiniz bir sistem. Böyle bir şeyi kartondan şekiller kesip boyayıp biz de yapabiliriz. Fakat bunu biraz daha matematikselleştirirsek, aradaki ilintinin ne olduğunu biraz daha iyi anlamaya çalışırsak, iş için azıcık matematik koymamız lazım. Sayı koyalım. Yani burada böyle kırmızı, yeşil demek yerine eksi bir, artı bir diyelim mesela. Daire ve kare demek yerine de yine eksi bir ve artı bir diyelim. Yani siz Ş'ye bakıyorsunuz, ya eksi bir ya artı bir buluyorsunuz. R'ye bakıyorsunuz, ya eksi bir ya artı bir buluyorsunuz. Bu kadar. Şimdi, bir örnek şu şekli verirlerse bize. Yeşil kare ne demek? Ş'si artı bir, R'si artı bir. Kırmızı daire, Ş'si eksi bir, R'si eksi bir. Bir örnek. Şimdi buradaki sayılarla biraz oynarsanız, ki bu maalesef 60'lara kadar yapılmamış. 60'larda John Bell bir şeyler yapıyor. Daha sonra da diğer bu 4 fizikçi, Clausewitz, Shimone, Holt, onu daha da basitleştirip adeta bizim için sanki böyle bir yerde konuşulabilsin der gibi olabilecek en basit hale indiriyorlar. Matematiksel bir ifade yazıyor. O da şu. İki gözlemcimiz var, A ve B. Her biri Ş'ye ya da R'ye bakıyor. Ş eksi 1 artı 1 oluyor, R eksi 1 artı 1 oluyor. Burada gördüğünüz sağ taraftaki ifadede birincisi A'ya ait, ikincisi B'ye. A'ya ait, B'ye ait, A'ya ait, B'ye ait, A'nın da B'ye ait. Şu ifadeyi yazıyorlar. Burada bir tuhaflık var, şuraya bir eksi koymuş, onu bilerek koyuyorlar. Eksi koyduğunuz için bu ifade çok önemli bir şey ölçüyor. Bakarsanız, çarpmanın toplama ya da çıkarma üzerine dağılma özelliği. Kez daha bir satır daha kullanıp şöyle yazabiliriz. Şu iki terimi sağ taraftan Ş parantezine, bu iki terimi de sağ taraftan R parantezine aldık. Eşittir bu. Bir daha hatırlayalım. Ş, R bunların hepsi artı bir ya da eksi bir oluyor. Birinciler, birinci terimler, birinci gözlemciye, ikinci terim, ikinci gözlemciye ait. Bu ifadeye baktığımızda herhalde kimse şunun aksini iddia edemez. Şu iki sayıyı aldığımızda birinciye ait Ş ve R'yi bu iki sayıyı aynıdır yapardır. Başka bir alternatif yok. İki sayı artı bir ve eksi bir olduğuna göre ya aynıdır. Örneğin eksi bir artı bir artı birdir. Ya da farklıdır. Yani birisi artıdır, öbürü eksi birdir. Fakat bu ifadeye bakarsanız ikisi aynı olduğunda Ş ve R, Ş eşit R'dir. Bu sıfırdır. İkisi farklı olduğunda Ş ve R birbirinin eksisidir. Yani birisi artıdır, birisi eksidir. O zaman bu sıfır. Yani elinizde zorunlu olarak iki seçenek var. Bir tanesine uymak zorundayız. Ya ikisi birbirinin aynıdır, o zaman bu terim sıfır olur, geriye şu kalır. Ş eşit R olduğu için ben bunu iki Ş çarpı Ş, böyle yazabilirim. Ya da ikisi birbirini ters edip, yani buradaki R eksi Ş'dir, o zaman iki Ş, böyle yazabiliriz. Fakat şu son ifadeye bakarsanız, ister bu ister de olsun, Ş ve R eksi bir artı bir olduğuna göre, bu sayılar iki şey şey ya da iki şey ya artı 2'dir ya eksi 2'dir. Başka bir şey olamaz. Dolayısıyla buradan çıkan sayı eğer buna bakarsak yani bir öğrencinin sene boyunca 1000 tane sınava girdiğini düşünelim ve ortalamasını alıyoruz. En yüksek alabildiği nokta 2, en düşük alabildiği nokta eksi 2 ise sene sonu ortalamasının eksi 2 ile artı 2 arasında olduğunu bütün noktalar bilir. Nitekim bu ortalama eksi 2 ile artı 2 arasında olduğunu. Fakat gelin görün ki siz iki tane kuantum sistemi alırsanız burada eksi bir artı bir değerleri alabilen bir takım fiziksel büyüklükler. Burada da
eksi bir artı bir değerler alabilen bir takım fiziksel büyüklüklerle deney yaparsanız ve bu sayıyı hesaplarsanız, bu sayı bazen 2√2'ye kadar çıkabiliyor. Yani 2.8'e kadar. Bazen de −2√2'ye, yani −2.8'e kadar inebiliyor. Buradan şunu anlıyoruz. Şu tahtada yazan çok basit, bunu ilkokul olmasa bile ortaokuldaki çocuklar bile anlar dediğimiz ifadede bir sorun var. Matematikte hata olmaz. Çarpma, toplama, buradaki eşitliklerden sorun olamaz. Demek ki biz bunu yazarken, bu sonucu çıkarırken bize çok doğal gelen, canım başka ne olabilir dediğiniz bir varsayımda bir hata yaptık. Bir şeyi, klasik hayatta öğrendiğimiz bir şeyleri hiç haddimizi bilmeden kuantum dünyasına, başka yerlere uygulamaya kalktık. Deneyler bunu gösteriyor. Bugün konuşacağımız üç hikaye var. Birincisi bununla ilgili. Nasıl oluyor? Neden böyle bir şey çıkıyor ve neden kuantum ilgileri klasik bir şekilde anlaşılamaz? Bunun için bir foto modeli yapalım. Burada yapacağımız deney sistemiyle herkesin biraz tecrübesi var. Çünkü önce polarizör ışıktan bahsedeceğim. Ben de gözlükler kullanıyorum. Bunlar ucuz olduğu için tercih ediyorum. Biliyorsunuz bunlar polarize gözlük. Yani ışık geldiği zaman klasik ışık düşünelim. Bu yönde kutuplanmış, polarize olmuş, böyle salınan dalgaları geçiriyorlar. Böyleleri geçiriyorlar. Yüzeylerden yansıma olduğunda, işte araba kullanırken veya denizi seyrettiğinizde gün batımında sadece tabii bir romantizm yaşamıyoruz. Bir yandan da bu yansıyan ışıkla ilgili nasıl bir elektrik alan vektörü var diye ilgisiz düşünüyorsunuz gün batımında. Baktığınızda buradan gelen ışık polarize ve gözlüğünüz bunu engelliyor. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü bu filtreler bizim deminki Ş ve R'ye benzer ölçümler yapmamızı sağlayabilirler. İki şey yapmamız gerekiyor. Önce bu ışık kaynağını karayolu üzerindeki bir güneş veya denizin üstünden yansıyan yeni bir güneş görüntüsü değil de laboratuvarımızda yapacağız. Öyle bir ışık kaynağı olacak ki bu böyle akarcasına ışık değil, çok zayıf. O kadar zayıf bir ışık kaynağı ki sadece tek bir ışık tanesi çıkarır. Böyle deneyler yapmamız mümkün. Işık taneciğinin adı foton. Tek bir foton da aynı bu klasik kırmızı biraz zor gözüküyor tabi. Bu yönde kutuplanmış polarize olmuş ya da bu yönde kutuplanmış polarize olmuş elektromanyetik dalga gibi dalga. Bu bir yine artist çizimi ama nasıl yapılıyor bunlar derseniz. Mesela tek bir atomu boşlukta bir yere koyuyorlar. Uyarıyorlar. Elektronu yukarı çıkarıyorlar. Bekliyorlar. Elektron aşağı düşüp bir tane foton salıyor. Bu yeni bir teknoloji. Yani dediğim gibi birkaç on yıl var ama son yıllarda çok uygulanır oldu. Hatta iki sene önceki Nobel ödülünde bu konu değil. Yani özetle bizim bugün laboratuvarda tek tek ışığın en küçük parçacığı olan fotonları üretmemiz mümkün. Tane tane göndermemiz mümkün. Eğer bunları bir de polarize edersek, filtreden geçirirsek bu gözün biraz daha kalitelisi tabii ki. Bu filtre camlarını kullanarak istediğiniz yönde polarize edebiliriz ve örneğin şöyle bir deney yapabiliriz. Bunları RŞ dilinde ben tekrar yazdım. Mesela bir ışığın dikey ya da yatay yöndeki polarizasyonuna bakabiliriz. Bu mesela şekle bakmaya karşılık gelir. Ya da çapraz olarak şu yöndeki ya da bu yöndeki polarizasyonuna bakarız. Bu da renge karşılık gelir. Yani siz karar veriyorsunuz. Ben filtreyi bu yönde ya da bu yönde koyacağım. Sanki şeye, şekle bakıyormuş gibi. Ya da filtreyi şöyle yapayım size göre, bu yönde ya da bu yönde koyacağım. Sanki renge bakıyormuş. Bu iki özellikten bir tanesini siz özgür iradenizle karar verip ölçüyorsunuz. Bu kelimeyi niye kullanıyorum belki tuhaf gelebilir ama bu da önemli bir kavram. Çünkü bu eşitsizliklerin neden ihlal edildiğiyle ilgili iddialardan birisi de biz aslında bunu rastgele seçiyoruz dediğimizde rastgele seçemiyoruz. İnsana çok tuhaf geliyor ama bu da ayrı bir tartışılan konu. Çünkü bu da varsayımlarımızdan bir tanesi. Rastgele olarak ben kendi hürlerden de laboratuvarda örneğin bir rastgele sayı ölçücü kullanarak bunu böyle ya da böyle ölçebilirim. Varsayımıyla ilerliyoruz. Bunu yaparsanız A ve B noktalarında ve bunu ölçümü uyguladığınız sistemde iki foton dolaşıklık
diye tabir ettiğimiz bir özelliğe sahiplerse, yani bu ikisi ilgisiz değil de bir tür kuantum ilintisi, dolaşıklık dediğimiz kuantum ilintisini taşıyorlarsa, bu sayıyı hesapladığınızda 2 kök 2'ye kadar çıkıyor. Ve zaten burada donup kalıyoruz. O zaman ne yanlış? Şu yanlış demek ki, o çizdiğimiz şekli çizmek mümkün değil. Yani benim elimde bir tane örneğin foton var. Eğer ben onun şeysine bakarsam, artı bir, R'sine bakarsam da eksi bir. Değil mi? Öyle bir şekil çizmiştik, kare ve daire diye. Demek ki böyle bir şey, parçacıklar, kuantum parçacıkları için söylemek mümkün değil. Peki nasıl olabilir bunu söylemek mümkün olmayabilir? Tek açıklama şu an, anlayışınız. Biz oraya bakmadan, bir ölçüm yapmadan, onun rengine, şekline bakmadan bunun aslında ne rengi ne şekli değil. Biz ona baktığımız zaman bu değeri alıyorlar, belli bir değeri alıyorlar. Bu çok kuantum fiziği için veya fizik için demeyeceğim bilim tarihinde felsefi açıdan kabullenilmesi çok zor bir kavram. Kuantum mekaniği 100 yılda geçti ama tam kuruluşu 20'ler dersek birazcık daha var aşağıda bizim bilimlerimizde yaşadık. Halen üzerinde zorlandığımız bir kavram. Çünkü genelde biz şunu düşünürüz. Biz insanlar doğayı tanımaya çalışıyoruz. Bizim dışımızda bir doğa vardır. Kendi yasaları vardır. Bizler aciz yaratıklı olarak onu anlamaya çalışırız. Biz oraya bakıp bakmamamız, bir ölçüm yapıp yapmamamız hiçbir kıymet taşımaz. Gerçeklik bizim dışımızdadır. Einstein'ın kullandığı bir terim var. Gerçeklik elemanı. Bir şey. Onun gibi düşünün. Demek ki bu böyle değil. Tabii bunu söyleyince lütfen hemen kuantum kelimesini değişik şekillerde kullanan bazı insanın yaptığı gibi başka bir tarafa çekmeyin. Asıl olan demek ki insan her şey bilmiş, her şey bilmiş. Yok, kuantum fiziği bunu söylüyor. Kuantum fiziği sadece bir fiziksel sistemin özelliklerini ancak ölçmeyle belirleyebileceğimizi, ölçülmeyen, değeri tayin edilmeyen şeylerin tahminen yazılamayacağını, hatta böyle yaparsanız bir takım çelişkilerle karşılaşacağınızı söylüyor. Bell eşitsizlikleri veya benzerleri türevleri, yani C'nin örneğin 2 ve eksi 2 arasında olması gerekiyor ama çıkmıyor, bakın dediğimiz türev eşitsizlikler bunu gösteriyorlar. Bu çok kez dolaşıklığın tabii ki bir tezahürü ama kuantum mekaniğinin genel olmaması diye yorumlanmıştır. Yani A noktasında yapılan bir şeylerin B noktasındaki değerleri belirlediği şekilde. Bu bir yorum meselesi aslında. Fakat şimdi birazdan bu 60'lı yıllar söylediğim gibi o eşitsizliği 70 dolayısıyla 40 küsur yıllık bir eşitsizlik. Ders kitaplarında bile mevcuttur. Ama şimdi bahsedeceğim şey pek fizik camiasında halen bu konuda çalışanlar dışında bilinmeyen, henüz kitaplarda yerini almamış, bundan daha önemli belki bir eşitsizlik. Kuantum mekaniğinin yerelliğinden çok bağlansallığıyla ilgili. Aradaki isimler rastlantı değil. Bu bundan şimdi artık 6 sene yaklaşıyor. 2008'de çok yakınımızda bir yerde Bilkent'ten bazı meslektaşlarımızın birlikte geliştirdikleri bir eşitsizdir. Maalesef Shumovsky'yi kaybetti, tanıyanlarınız olabilir. Bu ekipte henüz hala bir arada değil. Diğer kurma kamatikçi Muhammed Arıncan şu an kriptografi işleriyle meşgul. İlk yapısı galiba değil mi yeni adı? Sinem'de bildiğim kadarıyla pek şu an kesip değil. Fakat eşitsizlik önemli. Kişilerin ne yaptığından çok buradaki matematiği ifade. Biraz daha zor bu. Şu anlamda zor. Çünkü 5 tane sayı var. Yani burada 2 değer, burada 2 değer yerine yaptığımız şey şu. Ş ve R yerine şu Türkçe harflerden, kancalardan kurtulmak için, denklemleri kolay yazmak için A1, A2 yazalım. Dolayısıyla burada da A1, A2, A3, A4, A5. 5 tane sayı var. 5 sayı düşün. Her biri ya 1 ya eksi 1 olur. Sayılarla oynayalım. Şöyle bir ifade yazalım. 1 çarpı 2, 2 çarpı 3, 3 çarpı 4, 4 çarpı 5, 5 çarpı 1. Yani başarılı. Tamamen bir sayı oyunu düşün. Bulmaca gibi. Bu sayı en küçük ne olabilir? Ne yaparsınız?
sayıların çarpımı A1, A2 en küçük ikili olabilir. Mümkün olduğunca çok ikiliyi, 5 tane ikili var burada, 1, 2, 3 vesaire. Mümkün olduğunca çok ikiliyi -1 yapmaya çalışırsınız. Ama bu o kadar kolay bir şey değil. Mesela -5 yapamazsınız. Çünkü bakarsanız buraya, bu sayıları bir beşgenin köşelerine koyarsanız, A1 ve A2'nin çarpımını diyelim ki eksi yaptınız. A2 ve A3'ün de eksi yaptınız. Nasıl yapabiliriz mesela? Buna +1, buna -1. Buna +1, buna -1 alırız. Mutlu bir şekilde böyle devam edersek yola, şurada bir zorlukla karşılaşıyoruz. Eğer 1 ve 2 ters, 2 ve 3 tersse 3 ve 1 aynıdır. 3 ve 5 de aynıdır. O zaman 5 ve 1 aynıdır. Dolayısıyla bu artı olmak zorunda. Birazcık oynadıktan sonra bunu ne yapsanız etseniz -3'ün altına inemeyeceğini görebilirsiniz. Fakat burada biraz daha değişik bir kuantum sistemi bu deneyi yaptığımızda. Nasıl bir kuantum sistemi? Bunun bir farklılığı var. Matematik biraz daha karışık gibi geliyor. 5 terim gibi geliyor ama sistem çok daha az. İki tane kullanmıyorsunuz. İki tane ikili sistem kullanmıyorsunuz. Tek bir sistem. Q-trit, üçlü sistem dediğimiz bir kuantum sistemini alıp da onun üzerinde bu ölçümleri yaptığınızda iki tane biraz karışık gibi gözüken resim göstereceğim ama aslında değil. Bu sayının 5-4 kök 5'e kadar indiğini görebiliyorsunuz. -3'ün epey altında bir sayı. Burada ne oldu? Burada şu oldu. Bir kuantum sistemi canlandırayım ki, onu hemen göstereyim, sistem bu. 5 eksende o sistemin spin dediğimiz özelliğini ölçüyorsunuz. Spin'ini ölçüyorsunuz. Bu 5 eksende alacağı değerleri demek ki siz baştan söyleyemezsiniz. Yani elinde öyle bir parçacık var ki, şu yönde ölçersen 1, burada ölçersen -1, şurada ölçersen 1, burada ölçersen -1 çıkar deyip kaçamıyorsunuz. Ne zaman ölçtüğünüz üzerinde, hangi sırayla ölçtüğünüze bağlı olarak sonuç değişiyor. Bu neden önemli? Yine fizikçi arkadaşlar için şöyle küçük bir şey söyleyeyim, merak edenleriniz olabilir. Bu i ekseni örneğin, birinci eksen boyunca spin bileşeninin karesi, dolayısıyla bu 1, -1 veya 0 aldığına göre şu sayı 2 veya 0 oluyor. Cevabı da dolayısıyla 2, -1, 1 veya 0, -1 yani -1 oluyor. Yani a'lar ya eksidir ya a'lar. Soru sorabilir miyiz? Tabii tabii. Bir esnasında. 1 ve -1'i tercih etmemizin sebebi matematik. Yani yapabilirsiniz. Tabii tabii. Fotomuz spinine atfen -1 matematiksel ifade öyle yazıldığı için. Hatta Schmoster'in makalesinde bunda böyle bir elinin fareyle oynadığı böyle oynamışlar ki 1 bölü 2'li yapıyorlar ödül versin. İstediğiniz gibi yazabilirsiniz. Bu kolaylık yani standart bir ifade olsun diye öyle tercih edilmiş. 1-0 öyle ihtimaller olabilir ki 1, -1 ve 0, 3 durum. Bu aslında baktığınız bu baktığınız sistem aynı dediğiniz gibi bir şey. Burada aslında S diyorsunuz 1, 0, -1 olabiliyor. Ama siz diyorsunuz ki benim amacım için S'nin karesinin ne olduğunu bilmek kafi. Yani 1 veya -1 fark etmiyor. Onlara bir değer gözüyle bakıyorsunuz. 0 da başka bir değer gözüyle bakıyorsunuz. Bu problem için üçlü sistemin sadece sıfır mı değil mi olduğunu mekan. Siz de kendi tabii ki ifadenizi türetebilirsiniz. Bu son söylediğim de önemli. Neden bu burada boşlukta kalmış? Bu kadar sene keşfedilmemiş, 2008'e kadar beklemiş. İlginç. Bakarsanız ikili sistemler, üçlü sistemler, dörtlü sistemler, yani iki değer alabilen, üç değer alabilen, dört değer alabilen sistemler olabilir. Bundan önce baktığımız sistem iki tane ikili sistemden oluşuyor. 1 eksi 1 değerlerini aldığına göre 2 çarpı 2, 4 değer alabilen büyük bir sistem. Bu tek bir sistem ve 3 farklı değer alabiliyor. Yani ilginç bir şekilde dörtlü problem 60'larda çözülüyor. Bell ve daha sonrakiler tarafından. Ama bu üçlü sistem açık kalmış. 2008'i bekliyor. İşin doğrusu şu, bu tür eşitsizliklerin bulması kolay değil. Yani iyi bir şiir yazmak, iyi bir beste yapmak gibi ilham, cesaret, şans ve tabii çok çalışma gerekir. Muhtemelen bu meslektaşlarımız bu sistemde bu özelliğin olduğu zaten bilmiyor, onu da göstereyim. Genel bir teorem var kuantum mekaniğinde, potansiyel teorem diye. Üçten başlayarak fiziksel özelliklerin klasik bir şekilde, yani bunun değerleri şunlardır ve ölçmeden bilebilirim tarzı bir ifadenin yanlış olduğunu gösteren bir teorem var.
Ama bu eşitsizlikte o teorim basite indirgenmiş. Bize laboratuvarda ölçüm yaparak bunları gerçeklememizi, gözlememizi sağlayan örnekler. Nitekim Kliachko, Shimovski ve arkadaşların, öğrencilerin eşitsizliği basımından kısa bir süre sonra değişik fiziksel sistemlerde, kitsiz sistemde, ışık foton sistemlerinde ve iyon sistemlerinde boşlukta gözlendi. Halen de deneyler yapılıyor. İki hafta önce katıldığım bir konferansta yine bu eşitsizliğin yeni bir sistemde dışarıdan değişik klasik etkiler de varken nasıl gözlemleyeceğini deneysel çalışmalar var. Tabii burada kazandığımız şey, tecrübe şu. Demek ki kuantum sistemlerinde bizim bilmediğimiz, yani ölçemediğimiz bir takım gizli saklı değişkenler yok. Eğer olsaydı, bu demin varsaydığımız Bell türü eşitsizlikler, Kliachko ve arkadaşları türü eşitsizliklerin ihlal edilmemesi gerekirdi. Bu çok önemli bir soru. Ta kuantum mekaniğin kuruluş yıllarına gidiyor. Einstein ve arkadaşları, Einstein, Bolas, Rosen ilk aklına takılan şey şu. Kuantum mekaniği tam arkasında bir daha derin bir teori olsa gerek. Ama biz şu an bu değişkenleri, saklı değişkenleri göremiyoruz, ölçemiyoruz. Onlar bir yerdeler, bir gün keşfedeceğiz. İşte bu eşitsizlikler böyle bir keşfin olmayacağımız lazım. Ne kadar beklersek bekleyelim. Şu anki mantık yapımız ve matematiksel yapıyı ele aldığımızda, deneyle bunu gösterdiğine göre kuantum mekaniği böyle. Sevelim sevmeyelim. Bunu böyle kabul etmek, doğanın böyle çalıştığını kabul etmek zorundayız. Yani sistemin böyle davranışı bizim bazı değişkenleri, bazı boyutları kaçırmamızdan, ölçememizden kaynaklanmıyor. Bu fiziksel sistemin bizzat çalışma şekli. Evet, sorunuz yoksa bu konuyla ilgili. Bundan bahsetme sebebim şu, küçük bir şey de ekleyeyim. Yine tabii bunlar yakın arkadaşlarımız, meslektaşlarımız olduğu için değişik şekillerde görüşme şansımız oldu. Bu makalenin, Shumovskiy'lerin, Kliachko'ların makalesinin ikinci kerelerden bir tanesi makaleyi gönderiyorlar. Gönderilerinden bir hafta sonra sanıyorum Shumovskiy maalesef aramızdan ayrılıyor. Makale tipik physical relativist fizikçiler bilirler. Gidiyor, ping pong topu gibi geri geliyor bu dergimiz uygun değil diye. Israrlılar tekrar gönderiyorlar. Makale yine bir iki hakemden de bu sefer hakeme gidiyor, editör tarafından gönderiliyor. Bazı olumsuz şeyler yazılıp gelirken birisi uyanıyor. Makalede bazı sorunlar var. İşte matematiksel olarak yazılım ve İngilizcesi de şöyle şöyle. Ama bu mutlaka basılımda burada çok önemli bir keşif var. Bu tek kişinin uyarısı yetiyor. Neyse makale biraz düzeltiliyor. Tabii artık 3 kişi kalmışlar, üzerinde çalışılıyor. Basımının arkasında yine böyle biraz bekliyor, 1-2 ay herhalde insanların böyle büyük keşifleri anlaması, hazmetmesi zaman alıyor ve arkasından patlıyor. Bir diğer ifade eder mi sizler için bilmiyorum ama Nature, Science, yani belki 10 tane her iki dergide deney, teori çalışması atıfta bulunuyor. 2 sene içerisinde muhtemelen 30-40 atıfta çıkıyor bu ve bu halen devam ediyor. Benim naçizane değerlendirmem, ülkemizden çıkan en kıymetli, en azından teori alanında deneyi koymayayım buraya, en önemli bir çalışma, benim gördüğüm. Ve bir süre sonra ders kitaplarında yer alacağımı düşünüyorum. Makale içerisinde, kısa bir makale, 4 sayfa çıkar o dergide makaleler en fazla, gösterilen şeylerden bir tanesi, ileride daha küçük sistemlerde veya daha az ölçüm, yani 3 seviyeli kütüt değil de başka sistemlerde olamayacağı zaten biliyor. 5 ölçüm değil de daha az ölçümlerde yapılamayacağını ispatlıyor. Dolayısıyla bu kuantumun kuantumunu gözleyebildiğimiz en küçük, en basit sistem ve bu da onun en basit eşitsizliği. O yüzden çok önemli. Yani hiçbir şey bilmesek bile kuantum mekaniğinden bahsediyorsak illa bu sistemi, bu eşitsizliği bilmek durumundayız. Anlatımı da bu kadar basit yazıldığı zaman da bundan daha farklı yazılmayacak. 5 sayı alacaksınız, eksi 1 artı 1 olacak, 2'yi çarpacaksınız, toplamları eksi 3'ten küçük olamaz ama kuantum da oluyor. Evet, sorunuz yoksa bunun arkasından yeni bir konuya
başlık dediğim daha konulardan ikincisine geçmek istiyorum. Kuantum bilgisayarları ile ilgili. İşin doğrusu kuantum algoritmaları ile şahsen benim çok ilgim oldu. Yani 10 seneye geçti aramızda katılanlar da var derslere. Bir ders veriyor Sabancı Üniversitesi'nde ama herkese açık. Yani diğer üniversitelerden geleceğin yüksek teknolojileri dahil İstanbul'da çeşitli üniversiteler öğrenciler geldiler altında. Bu dersin parçası olarak kuantum algoritmalarından, kuantum bilgisayarlarından bahsediyoruz. Meşhur da bir kitap vardı. 2000'lerin başında çıktı. Nielsen Shaw'un kuantum hesaplama, kuantum enformasyon kuramı diye. Kitap da ikiye bölünmüş. Orada bahsediyoruz. Tabii bunu anlatırken ilk aklınıza takılan şey veya size belki bu konuşmadan sonra birisi sorabilir. Ya kuantum bilgisayarı nedir? Niye daha iyi çalışıyor? Ne yapıyor? Diye sorduğumda verebilecek bir sözel cevap var. Kuantum bilgisayarları klasik bilgisayarlardan gündemde yapıldıkları da tabii ki daha hızlı çalışıyorlar ve dolayısıyla problemleri daha hızlı çözüyorlar. Bu hızlanma o kadar büyük olabiliyor ki normal bir bilgisayarla belki evrenin yaşı kadar sürecek. Yani yapamayacağımız bir hesabı burada günler hatta saatler mertebesinde yapmamız mümkün. Dolayısıyla teknolojik büyük bir zıplama olacak. Aranızda malzemeciler var. Nedir bu? Her tür yeni malzeme dizayn. İlaç dizayn. Hava tahmini. Borsadaki gidişat. Aklınıza gelecek her şeyi çok hızlı yapmak. Yapılabilecek hesapları şöyle. Fakat soru şu. Kuramsal gelişmede büyük bir hızla ilerliyor. Henüz çok büyük anlamlı kuantum bilgisayarlarımız yok ama kuantum bilgisayarlarında güçlü kılan ne? Bu zor bir soru. Çünkü siz bir algoritma yazıyorsunuz, klasik bir bilgisayarda yapamayacağınız bir iş yapıyorsunuz, bir problemi çözdüğünü de gösteriyorsunuz hızlı. Ama neden hızlı çözüyor? Tabii ki kuantumundan ama kuantumun ne özelliğinden bu açık bir soru. Ve şu an bilgisayar kuramı ve fizik, kuantum enformasyon kuramında çalışanlar bu problem üzerine hala yoğunlaşıyorlar. Ve yakın zamanda bunun klasik cevabı biraz değişim olacak. Çünkü klasik cevap şuydu. Dolaşıklık mesela. Sistemde bir dolaşıklık var. Çünkü verilen en basit algoritmalara baktığımızda Doğuş algoritmasında Doğuş tarafından geliştirilen iki kübit var. Bunlar etkileşiyorlar. Aralarında bir dolaşıklık var. Hatta Doğuş diyor ki burada paralel evrenler teorisi var biliyorsunuz kuantum mekaniğinde. İşte o yüzden bir evrende bir hesap öbüründe başka bir şey yapılıyor. Bunlar paralel çalışıyorlar. Hesaplar hızlı bitiyor diye bir yorumda bulunuyor. Buna kuantum paralelliği. Acaba böyle mi? Evet, burada çok küçük bir giriş yapıp size bir kuantum algoritmasından bahsedeceğim. Bu kuantum algoritması sanıyorum olabilecek en basit algoritma. Hatta bilenler için söylüyorum, Doğuş algoritmasından da basit ve içinde dolaşıklık yok. Dolaşıklık olmayan bir sistemde, hem de tek küçük sistemde bir problem çözeceğiz. Bu konuşmadaki bugünkü tek matematiksel kısım aşağı yukarı. O kısma aramızdaki teknik konulardan anlayan, bu konuda ilgilenen arkadaşlarımız da olduğu için genelinde birazcık katlanabileceğini umuyorum. Hesap basit, bazı yerlere çok hızlı geçeceğim. Son olarak göstereceğim sayfaları bundan yaklaşık bir hafta önce Sabancı'da ikinci sınıf öğrencileri, işletme dahil, ekonomi dahil, sanat sosyalden karışık hatta henüz programını belirlemiş öğrenciler dahil onların grubundan anlattım. O yüzden zor bir şey olmayacak. Fakat önemi şu, bu yeni bir algoritma. Klasik kitaplara geçmiş artık deneyde yapılmış bir problem değil, araştırmanın tam sınırında. Hatta bununla ilgili makale şu an hakem değerlendirmesinde. Son kısımda da uygulamasıyla ilgili başka bir gelişmeden bahsedeceğim. Evet, klasik sistemlerde bilgisayar olsun, cep telefonu olsun. Bilmiyorum aranızda halen bunu görenler var mı ama
benim öğrencimde en kıymetli bilgi depolama aletidir. Çıktığı zaman büyük disketlerden sonra herhalde açıklamıştık. Sonra CD vesaire diye şu an artık şey, işte ben de yanımda CD dahil herhangi bir şey taşımıyorum. Sıfır ve birlerden oluşuyor. Kuantum durumunda, kuantum bitlerine biz kubik diyoruz ama Türkçesi biraz zor oluyor. Herhalde ne kadar zorlarsak zorluyorum, gün gelecek bir yere bunlara kübit diyecek, biz yolda kendine de söyleyelim. Kübit yerde buna çok benziyor, sıfır bir ama onları tek sayıyı da böyle vektör dediğimiz ifadeler cinsinden gösteriyoruz. Sebebi şu, kuantum sistemlerini incelerken bunların sadece sıfır bir değil, üst üste binme, süperpozisyon dediğimiz halleri de işimize yarıyor matematiksel olarak. Yani bir bit ya sıfırdır ya birdir, baksanız da öyledir, bakmasanız da öyledir. Fakat bir kuantum biti genel olarak sıfır ve birin bir lineer kombinasyonu, üst üste binmesi şeklinde ifade edilmek durumunda. O yüzden bunu matematiksel olarak şöyle yazıyoruz. Birincisini A ile çarpıyoruz, ikincisini de B ile çarpıyoruz. Böyle A, B diye yazıyoruz. Tuhaf bir şey. Ne sıfır ne bir. Diyebilirsiniz ki ya sıfır değil. Aslında öyle. Yani bakarsanız ya sıfır ya bir çıkıyor. Onu da hemen arkasından göstereyim. Bu A ve B genelde karmaşık sayı olabiliyor. Yani A'yı mutlaka 0.5, 0.3 diye düşünmeyin. Örneğin 0.1 artı karekök 2 çarpı i örneğin olabilir. Özelliği karmaşık sayıların, diyorsunuz karmaşık sayıların büyüklüklerini yazabiliyoruz. Gerçek ve sanal kısımları düşünürseniz x ve y, bunun karesiyle bunun karesinin toplamına z'nin büyüklüğü diyoruz. Dik üçgenlerde, Pisagor teoremi. Bunun ne olduğunu biliniz var mı? Aslında bu Pisagor'da yazıyor ama ben bu kadar yakınımızda böyle olduğunu bilmiyordum. Kuşadası'ndan Sistem'e geçerseniz aslında Milli Park Dilek Yarımadası'nın hemen karşısında Pisagor kenti denilen bir yer var işte bu yer. Orada Pisagor orada yaşamış. Böyle bir heykel var limanda. Bir üçgende kurmuşlar. Altı bir işte şey, meşhur teorem var, ifade var. Birçok uzun işte Pisagor'dan bildiği bir eşit. X kare artı y kare eşittir z. Kuantum durumunda bu denklemin bir fiziksel anlamı var. Buradaki z'nin karesi eğer a'ya ya da b'ye bakarsanız size olasılıkları veriyor. Yani demin bahsettiğimiz kübit haline a, b diye verdiklerinde kuantum mekaniği diyor ki size birbirinin aynı a, b, a, b, a, b, a, b, a, b, a, b, a, b binlerce kübit verseler ve siz bunların sıfır mı bir mi olduğuna bakarsanız bazen sıfır bazen bir bulursunuz. Zaten şimdi temel farklılık bu klasik ve kuantum arasında. Kuantum sisteminde özdeş birbirinin aynı hallerden başlamanıza rağmen sistemin fiziksel değerleri her defasında farklı çıkarıyor. Ama olasılıklar belli, olasılıklar kesin. Onlar da P0 ve P1'dir. O yüzden eksi 1'in karekökünden, i'den ve İşte kontrolünden bahsetmek zorunda kaldık. Bu kadar. Yani kübit, iki sayılı kuantum sistemlerinin fiziğini anlamamız için gereken şey bu kadar. Şimdi bir kübit verildi. Demek ki bunun dalga konusunu psi harfiyle gösterdiğimiz Yunanca var. Ama sıfır mı bir mi olduğu sorusu pek fencilere, hele ki fizikçilere yakışmayacak bir tarzda belli değil. Yani ya sıfır ya birdir. Hayır değil. Bazen sıfır bazen bir olur mu? Öyle. Gerçekten. Deneyde de böyle çıkıyor. Kuantum teorisi böyle çıkmış. Ama bu bir kötü durum dezavantaj değil. Bu olasılıklar stokastisi de kötü bir şey değil. Birazdan göreceğimiz gibi bunu kullanarak bir bilgisayar yapmanız, klasik olarak çözemediğiniz bir soru ve problemi çözebilmeniz ya da en azından daha hızlı çözmeniz mümkün. Problem değil. Bir kare var. 9 küçük kareye bölünmüş. Buraya 3 tane disk daire yerleştiriyorsunuz. Yeşil. Bunlar sistem içerisine konurken, yani yerleştirirken aynı sütunuyla aynı sırada iki tanesinin gelmesini istemiyorsunuz. Dolayısıyla bu 6 durum dışında başka bir şey olamayacağını görmüyor musunuz? Kolay. Dikkat ederseniz örneğin burada
şurası dolu olduğu için buraya bir şey koyamıyorsunuz. O zaman burada bunu ya buraya koyarsınız ya buraya. Buraya koyarsanız bunda bir tek burası kalıyor. Aynı şekilde şuraya koyarsanız bunda bir tek burası kalıyor. Biraz matematik severler için bu şey. Üçün permütasyonları. Çünkü ilkini üç tane bir tanesine koyabilirsiniz. İkincisi iki tane bir tanesi. Öbürü tek bile. Üç çarpı iki çarpı bir eşittir al. Üç faktör bir eşittir al. Soru şu. Birisi bize böyle bir tane kare verse ve biz bakmıyoruz, gözlerimiz kapalı. Yanımızda bir arkadaşımız kartı tutuyor, ona soru sorabiliyoruz. Şeyde, Amiral Battı'da olduğu gibi, hatta o kareye geçeyim. Birisi bize bu kareyi alıyor ve biz ona soru soruyoruz. Soru multi süresinde bulmaya çalıştığımız şey karenin altı tanesinden hangisi olduğu değil de birinci satırda mı ikinci satırda mı olduğunu belirlemek. Şimdi bu şey daha basit bir soru. Hangisi olduğunu belirlemek isterseniz tabii kim hangi karede hepsini bilmeniz lazım. Şimdi bakarsanız burada örneğin şu kare, Amiral Battı oynar gibi. Bunlar mesela A, B, C diyelim. Burada 1, 2, 3 diyelim. Arkadaşımız, kareye ilgi tutan arkadaşımız A1 diyor. Bir tanesini söylüyor. Fakat A1 söylemesi kafi değil. Çünkü bakarsanız burada A1'in dolu olduğu yer hem burada var hem burada var. Veya C3 diyor. Burada C3 var ama bakın bir tane de burada var. Dolayısıyla iki soru sormanız gerekiyor. En az zaten ikiyi sorduğunuz zaman üçüncüsü de otomatikman belli. Hepsini belirlemiş oluyorsunuz. Bu hesabın amacı, computational test dedikleri, yani bu süre problemlerinden de klasik olarak bunu iki hesap yapmadan, iki soru sormadan çözmeniz mümkün. Şimdi bizim kuantum algoritmamız bunu bir defa soru bir kez daha burada soruluyor. Bu altısından bir tanesi veriliyor. Örneğin şu ilk satırda mı yoksa ikinci satırda mı olduğunu belirlemek bizim amacımız. İki üç tane gereksiz diyeceğim sayfa var. Benim sözle anlattığım şeyleri bakın mesela sol üst köşe iki tane var. Veya buradaki sütunda ortada bir tane var, altta bir tane daha var. Dolayısıyla herhalde hepimiz ikna olduk. Bunu iki defa hesaplamamız gerekiyor. Bunu matematiksel bir problem haline çevirmemiz lazım. Onun için hemen karelerin numaralarını A, B, C, D, 1, 1, 2, 3 ve 1, 2, 3 diye. 6 karenin aslında 1, 2, 3'ün değişik yerlere gidişi, örneğin aynı kalışı veya 1, 2, 2, 3, 3'ün 1'e gidişi şeklinde yazılabileceğini görmek kolay. Yani bu demin gördüğümüz karelerin biraz matematiksel yazılır. Bunlar aslında matematikte permütasyon dediğimiz şey. Yani 1, 2, 3 belirinde siz bunlarla oynuyorsunuz, yer değiştiriyorsunuz. 1 ile 2'yi değiştiriyorsunuz, 2 ile 3'ü veya hepsini birden değiştiriyorsunuz. Bunlar tabii ki alt fark var çünkü 3'e de falan var. Soru bir daha sorarsak bize bir tane M verilecek. M 1, M 2, M 3, M 4, M 6. Bunlar dan verilen M'nin 1, 2, 3 mü yoksa 4, 5, 6'dan mı 1 olduğunu belirlemek bizim amacımız. Şöyle bir şey düşünün. Bir kutu var. Bir kapalı kutu. Bu şeyleri hesaplıyor. M'leri hesaplıyor. Buradan 1 veriyorsunuz. Buradan örneğin 2 çıkıyor. Şu M2'yi düşünelim. Kutunun ucundan 2 veriyorsunuz. Öbür tarafından 3 çıkıyor. 3 veriyorsunuz. Öbür tarafından 1 çıkıyor. Bir bu kutu. Ve bu kutuyu bir kez kullanma şansı. İçinde incecik bir tel var. Elektrik geçtiği zaman bu tel yanıyor. İki kez kullanma şansımız yok. Klasik olarak o zaman bu kutunun ikinci sıfırda mı olduğunu bulmamız mümkün değil. Çünkü iki defa kullanmamız gerekiyor. Birinci soruyu sorduğumuzdan soru aklımız bitiyor. Yanıyor diye. Ama işte bu devre, bu kutu bir kuantum kutusuysa onu yakmadan ya da yakıyorsunuz ama bir yandan cevabı veriyorsunuz. Hangi sıfırda olduğunu tahmin edin.
Burada üç durum var. 1, 2, 3. Takdir edersiniz ki demin konuştuğumuz AB yeterli olmayacak. 3 değerli. bir öncümüzün sorusu zaten. Bunları bu kez 1, 0, 0, 1 yerine çok doğal olarak şu 3 vektörle göstermek istedim. Bunlara üçlü sistem. Kuantum kuit deniyor. Kütrit diyoruz. Kısır. Birazcık matematik, birkaç satır. Demin gösterdiğimiz dönüşümlerin hepsini matrisler cinsinden yazmamız mümkün. Doğrusal cebrin, lineer cebrin böyle bir güzelliği var. Vektörleri veriyorsunuz. Vektörler yeni vektörlere gidiyor. Bütün dönüşümleri bu vektörleri matrislerle çarparak elde etmeniz mümkün. Örneğin bu MP'de demin bahsettiğimiz oradaki hesapla tekrar mümkün. Ben burada M5'i gösteriyorum. Yine biraz hesapla ilgili olanlar için çok hızlı geçeceğim bunları. Aldığımız 0, 1, 0. Bu nedir? 2. 2'ye M5 ekliyor. M5'i deminki bir önceki sayfadan alıp buraya koyuyorsunuz. Bununla bunu çarpıyorsunuz. Belki aranızda unuttum matris vektör çarpımı nasıldı diye soranlarınız olur. Bunu alıyorsunuz, bunu alıyorsunuz. Aynı renkte olanları birbirine çarpıp topluyorsunuz. Bu hesapları yaparsanız cevap böyle çıkıyor. kuantum hesaplamada biz devreler çiziyoruz. Yalnız bu devreler elektronikte kullandığımız devrelerden biraz farklı. Elektronikte bu kutular, şimdi yarım etkenler vesaire olan bir kapalı kutudur. Bunlar da teldir. Kuantum devrelerinde bu kutular bir işlemci. Kimi zaman eğer fotonla uğraşırsak bir polarizatör, bir mercek, bir ayna sistemi. Eğer iyonla uğraşırsak belki bir manyetik alan, belki bir elektrik alanı. Biyolojik sistemlerde de bundan bahsediyorlar. Belki bir yerdeki bir molekül. Bu yönde zaman. Zaman akıyor. Dolayısıyla bunlar aslında tel değil, geçen zamanı gösteriyor. Şunu okursak, M5'i şöyle oluyor. Bir kütrit var. Üstünde 2 yazıyor. Yani 0, 1, 0 vektörü ilerliyor. M5 etkileşimine uğruyor. Çıktığı zaman 1 oluyor. Bu devre. Şimdi yaptığımız şey şu. Klasiğin ötesine gidelim. Kuantum mekaniğinde halleri üst üste bindirmek mümkün. Yani sadece 1, 2 ya da 3'ü göndermekle kısıtlı değiliz. Mesela 1 artı 2'yi de gönderebiliriz. 1 artı 2 artı 3'ü gönderebiliriz. Veya biraz daha karışık bir şey yapıp buradaki 1, 0, 0'ı önce şöyle bir kutudan gönderip, böyle bir çıktı alıp bunu da gönderebiliriz. Bunu nereden buldun diye sormayın. İşte o rapor biraz düşünmek, bir ilham gelmesi, bir problem acaba böyle çözebilir miyiz diye tahminde bulunup deneme yanılma söz konusu. Böyle yaparsanız çalışıyor. Mühim olan sonuç bu acaba. Yine aramızda fizikçiler var, mühendisler de var galiba. Aslında bir şey, Fourier dönüşüm. Basit bir Fourier dönüşüm. Üçlü sistem. Yapacağımız şey şu. M kutusuna, M1, 2, 3, 4, 5 kutusuna 1, 2 ya da 3'ü göndermekle kısıtlı değiliz. Özgürüz. Bu kuantum sistemi, kuantumu kuantum yapan süperpozisyondur. Üst üste bilmedir. O halde 1, 0, 0'ı doğrudan göndermeyelim. Önce şu F'den geçelim. Yapacağınız şey de, bakın burada bir cevap var, fazla matematik yapmamak için. Bu 1, 0, 0'ı buraya koyarsanız, bu matrisin üstüne etki çarparsanız, demek ki yöntemle ne olur? Aslında şu birinci sütun cevabını demek burası, burayla aynı. Bunun gibi başka da bir kullanabilirsin ama 1, 1, 0, 0 bizim için yeterli. Örneğin bunları isterseniz hesaplayabilirsiniz ama bize gerek. Bu aslında kuantum sistemlerin bir özet. Klasik olarak işlemler çoğu kez geri dönüşümsüzdür. Yani siz bir işlemciye 1, 0, 2, 3 neyse uyguladığınız bir çıktı var. Bunu tekrar başa koyup ya da ters dönüşümdeniz. Yani zaman böyle yapıyor. Onu biz F eşliğinde gösteriyoruz. Onun için böyle lazım tekrar. Buradan bunu geri koyup orijinal etmek birçok kez mümkün değil. Hatta bu yüzden henüz günümüz bilgisayarlar bu sınıra gelmedi.
bir enerji kaybı da söz konusu. Yani günümüz bilgisayarların çevreye verdiği en büyük zarar ısınma. Çünkü dirençten dolayı işte elektrik akımı akıyor, siz onu soğutmaya çalışıyorsunuz. Fakat gün gelip daha basit, daha az ısınma, hatta direnci sıfır bilgisayar bile yapılsa, bu özellikten dolayı, yani bir bilgi, verilen bir bilginin geri alınmasının klasik anlamda enerji gerektirmesi nedeniyle yine bir enerji kaybı olacak. Ama kuantum sistemleri böyle değil. Yani bir kuantum sucuğunu baştan uca koyup %100 damayı elde edebiliyorsunuz. Çünkü deminki dönüşümde olduğu gibi bu rastlantı sonucu F değil. F'nin tersini yazmak mümkün. Bunu deminki F ile çarparsanız 1 çıkar, 1'in maddesi çıkar. Tersten çalıştırmanız mümkün. Yani isterseniz deminki çıktığı buraya koyarsanız 1-0-0 tekrar elde ediyorsunuz. Bütün kuantum dönüşümlerin bu özelliği. Yani kuantum bilgisayarları aynı zamanda yeşil, yemyeşil. Çünkü bir hesabı yapıp, sonucu elde edip, çıkmadan önce de geri çalıştır düğmesine basıp evinize gidiyorsunuz. O tıkır 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 geri çalışıp, bütün her şeyi, bütün ürettiği kötü şeyleri silip en başına dönüp, ilk mükemmel edelim. Eğer bu dönüşüm alıp hepsini kılarsanız bunu elde ediyorsunuz. Evet, şimdi ben bir şekilde geri gitmeye başladım. Bana böyle yapıp geri gidiyorum. Şuradan düzelteyim. Reversible diye hocam ya. Efendim? Reversible diye. Evet, çok iyi rast geldi. Öyle nasıl diye. Aynen öyle. Evet, şey bu. Bundan sonraki bir de zamanımızı bakalım. Çünkü bir başlığımız daha var. Neden yok oluyor? Bir saat olmuş. Devre bu. Sihirli devremiz bu. Bir kere hiçbir şey bilmesek, bununla ilgili bir matematik yapmasak bile bu devreye baktığımızda gördüğünüz gibi M bir kez gözüküyor. Yani M'yi bir kez kullanarak tabii ki devre çalışıyorsa, daha nasıl çalıştığını görmedik. Çalışıyorsa bu gerçekten bir kez hesap yaparak bu cevabı bulabilecek. Dolayısıyla yanlış bir kutuyu, yanlış bir neyi bir daha kullanmanız gerekecek. Neden çalıştığına gelirsek, bunu şey, hani gizli reklam koyuyorlarmış ya, çaren yok efendim şu an bunu kodlayacağım vesaire. Böyle onun gibi hızlı hızlı yapmaya çalışacağım. 1-0-0'ı buradan gönderiyoruz. Çıktıya bakıyorsunuz. Bir yiyecek çıkmıştı hatırlarsanız. Ondan sonra bu M'den geçiyor. M'den geçti de ne olduğunu hesaplamak mümkün. Çünkü bütün M'ler belli. M1, 2, 3, 4, 5 biliyoruz. M1 koyup hesaplarsanız bu çıkar. Güvenin bana. Arkasından F'yi uygularsanız F'nin tersi de bu çıkar. Mühim olan bunun sonucu. Sonuç ne? Bu devrede F, M1 ve F'nin tersi devresinde bir soktuğumuzda buradan, bir gönderdiğimizde bir çıkıyor. Eğer ikiye yaparsanız bunu, yani buradan gönderdiğinizi M2'den geçirirseniz hemen hemen bir çıkıyor ama önüne böyle bir sayı geliyor. Bu sayının üstünde kırmızı bir çarpı var. Yani demek ki gerekmiyor abi, anlamsız bir şey. Ama neden? Çünkü ne dedik? Kuantum mekaniğinde A, B veya A, B, C düşünürseniz bütün önemli olan şey A kare, B kare, C kare. Olasılıklar. Bu sayı hesaplarsanız 1'in karesi artı kök 3'ün karesi yani 3 toplam 4 aşağısı 4 büyüklüğü 1. Hiçbir şey değiştirmiyor. Yani olasılıklar aynı kalıyor. Eğer asıl olan bir sistemin fiziğini tanımlayan, doğada gördüğünüz bir sistemin fiziksel özellikleri veren tek şey onun olasılıkları ise bu sayı hiçbir anlamı yok. Ölçülemez. Biz bunu böyle yıllarca klasik kuantum mekaniğinde anlatırdık herhalde. Tabii ben daha çok yeni, yakın bir zamanda da fizik kurumundan bir meslektaşımızdan felsefede bunun bir adı oldu. Tam bu konu değil ama buna benzer genel bir ifade olduğunu öğrendim. Leibniz'in ayırt edilemeyenlerin özdeşliğimiz. Leibniz aslında bunu şunun için söylüyor felsefede. Eğer iki nesne, iki varlık her neyse sizin bunu yaptığınız gözlemler, ölçümler ile birbirinden ayırt edecek, farklı kılacak bir şey söylemesi mümkün değilse, bu bir sancı. Tabii bunu
yüzyıllar önce tamamen düşünsel alanda söylüyor. Aradan yıllar geçiyor, kuantum mekaniği kuruluyor. Özdeş başlıkları keşfediyoruz. Mesela biz biliyoruz ki bütün elektronlar eşittir. İnsanlar değil ama. Bütün fotonlar eşittir. Ayırt edemezsiniz. Hatta bir takım teorilere göre aslında tek elektron var. Biz onu sadece bu çizgisinin eğrimimizi kesmesi nedeniyle çok sayıda gözlüyoruz değil. Şimdi bu tam bizim konuşmamıza oturuyor. Çünkü baktığınızda 1-0-0'la 1-0-0'ın hepsini birden büyüklüğü 1 olan bir sayıda çarpmamızın hiçbir farkı yok. İkisi aynı fiziksel sistemi tasvir ediyor. Bu arada bunlara baktığınızda burası da çok belli olmuyor ama ne kadar gürültü çok saçlı olduğunu görüyorsunuz. Eskiden ben de kısırdım ama hepsi görülmüş bir Japon mesajlar gördüm. Evet, bunu tekrarlarsanız aslında 3 için de aynı şey çıkıyor. Yine 1-0-0 ve yine bir sayı. Özet, bu hesapların hepsini sizin için yaptım ben. 1-0-0, M1, M2, M3'den geçecek bir çıkıyor. Çok hızlı geçeceğim 3 tane daha resim var. 4, 5 ve 6 için hesaplarsanız da bunların hepsi 3 çıkıyor. Yani eğer bu F, M, F devresini alırsanız, baştan da 1'i gönderirsiniz. M eğer 1-2-3 ise, yani 1. satırda bir M ise cevap 1 çıkıyor. İkinci satırda, yani 4-5-6 olan bir neyse cevap 1 çıkıyor. Ve bunları elde etme olasılığınız da 1. Yani bazen doğru cevap falan vermiyor. Çünkü birçok kuantum algoritması da öyle çalışır. Çok alışık değiliz ama bir algoritma getiriyorlar size. Problemi tam çözmüyor ama %90 olasılıkla çözüyor. Çok da niye? Küçümsemeyelim. Ama bu 1 olasılıkla mutlaka çözüyor. Ve hangi satırda olduğunu söylüyor. Buna 2'ye 1 hızla anlatıyoruz. Doğuş algoritması klasik ilk algoritma ve en basit denilen ama bundan daha basit algoritma aynı hızlanmaya geliyor. Ve bu kuantum hesaplamanın, kuantum algoritmasının bir özelliği. Burada ne yaptık? Şöyle bir özet yaparsak iki kübiti düşünün. İki kübit işte Doğuş algoritmasını çalıştırdığımız yer. İki kübit birbirine dolaşıyor, dolaşıklık söz konusu iki kübitten başlayarak. Dolayısıyla çoğu kişi dolaşıklığı, kuantum hesaplamanın, kuantum algoritmalarının gücünün temeli olduğunu düşünüyordu. Eğer tek kübiti alırsanız, ister tek kübit, ister bir kübit, ister iki kübit ilerleyebilirsiniz. Hepsi için üst üste bir ilkesi var, süperpozisyon. Yani süperpozisyon üst üste binme her zaman var. Tek sistem içinde var ama tek kübit için bilinen bir algoritma yok. Dolayısıyla kuantumu kuantum yapan ya da kuantum algoritmasını çalıştıran şey süperpozisyon üst üste binme değil. Dolaşıklık diye düşünülüyordu ama burada dolaşıklık olamaz. Yeni olan şey zaten bu. Bir kütüt tek hiçbir yere dolaşmıyor bir tane sistem. Fakat şuradaki biliyorsunuz K, burada bir kuantum algoritması var. Demek ki bu çalışma sayesinde buradan başlayan bir şey var. Acaba bu ne? Doğrusu cevabı çok kolay vermek mümkün değil. Ama bildiğimiz bir şey var ki bu sistem bağlamsallığın gözlendiği bu. Yani Speker teoremi arkasından Kliyaçko, Can Bilinci, Oşinovski, sizin de basit indirgediği şekilde bağlamsallığın gözlendiği en küçük sistem. Kuvvetle muhtemel ki kuantum hızlanmasının arkasında bağlamsallık yatıyor. Bu tabii tartışılacak daha teknik değerlendirmesi gereken bir konu. Kuantum algoritmasının sonu fakat hemen arkasında ilk başta birinci sayfamızda başlık sayfamızdaki resimle ilgili bir şeyi göstereceğim. Zeytin'in dikiş makinelerinin reklamı halen var mı bilmiyorum ama hatırlarsınız belki her genç kızın rüyası falan diye gider böyle çok güzel bir müziği vardı. Her teori fizikçinin rüyası önce onun bir teori yapması sonra deneyinde gözlenmesidir. Böyle bir şeyi yaşadık aslında. Yani hiç beklemediğimiz bir kuramsal çalışmayı buldu. Fakat bununla ilgili bir şey çok yeni bir çalışma. İki hafta kadar önce işte bir konferansta sunuldu ve bir deneysel fizikçi
Bunun yapılabileceğini söylüyor. Kendisi elmas içerisinde azot boşluk sistemleriyle uğraşıyor. Elmas biliyorsunuz normalde karbon, her karbon dört değerden başka karbonlara bağlanıyor. Bazen içerisinde boşluklar oluyor. Eğer içerisinde bir azot koyarsanız azotun yanında işte bağ sayısından dolayı bir tane boşluk olması gerekiyor. Bunlara NB merkezleri deniyor. Azot boşluk merkezleri. Nitrojen merkezi. Bu sistemler tıpkı bir kübit gibi davranıyorlar. Işık emebiliyorlar, ışık verebiliyor. O yüzden renkliler. Bunlar kalitesiz elmas değil. İçerisinde meyve olduğu için böyle renkli. Bunları iki tanesini bir araya getirebiliyorsunuz. İki tane 1 bölü 2'yi. 2 1 bölü 2'den bir tane 1 yapmanız mümkün. Matematik bile insana çok doğal geliyor. Evet, aynen öyle düşündüğünüz gibi. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2, 1. 3 değerli yani küt yapmanız mümkün. Onlar da bir önceki ay, Mart ayında, Cumhuriyet'te, Nature'da bir makale yayınlamışlar. Başlıkta yine böyle antolojinin rüyası, bir kütletin yüksek şeyle, verimle kontrolü diye. Umarım yaparlar. Onlar da nasıl belki başkası yapar bilmiyorum ama algoritmanın matematiği tamam fakat deneyde gözlemlemesi tabii ki çok önemli. Evet. Benim algoritmalarla ilgili söyleyeceğim bu kadar. Fakat nasıl yapalım? Bayağı bir süre geçti. Olacak bunu çok ama sorular var. Yoksa biraz daha devam edebilirim. Çünkü normalde hiç bu kadar uzun konuşmadım. Konumuz kaç dakika sürdü? Efendim? Konumuz kaç dakika sürdü? Yani tamam. Burada bahsetmek istediğim aslında şey. Biraz ışınlama kısmını geçerek, çünkü burası şey, telenakil dediğimiz, teleportation dediğimiz kısım. İlgilenenler zaten bir fikir sahibi, biliyorlar. Ben sadece matematiğimi yapmadan bir fiziksel özelden bahsedeyim. Bir zamanda yolculukla ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. Çünkü yine kuantum bilimleriyle ilgili. Peki o zaman bir kısa devam edelim. Yine bilenler biliyor. Bu işte 70'lerde çalıştığımız Uzay Yolu filminde bir ışınlama sahnesi. Filmde hemen her şey, gösteren hemen her şey dizide gerçek oldu. En çok ilgimi çeken Ayısu Alfa'da da var Uzay 1999. Şu küçük ayetler. Yani kocaman gambalı televizyon nasıl küçüktü altının eline girecek. Altına bir de kamera gelecek. TRT'nin kameralarını hatırlarsınız. Yani genelde benim büyüklüğümde oluyordu. Hepsi birden bu kadar alet olacaktı. Yani çok sürmedi. Gerçekten hani fazla yaşlanmadan onları görebildik. Bu gerçekleşmiyoruz. Yani insanları bir yerden beri ışınlayamıyoruz. Ama TNK dediğimiz olayı üst üste bir meclisim olarak gerçekleştirebiliyoruz. Olay şu. Matematik kısmını anlatmayacağımı söz verdiğim için bunu bile gelip geçebiliriz. Fakat tek bilmemiz gereken şey, biz bu 1-0'ı daha da basit olsun diye bazen bu ayraç işaretini alıp yarısını kullanarak, Türkçe'de raç diyebiliriz belki, bu bracketin keti olarak anılıyor. Göstermemiz mümkün. Amaç böyle bir ayraç üzerine uygulayabileceğimiz işlemler. Biz bunlara aynı klasik bilgisayar biliminde olduğu gibi kapılar diyoruz. Bu kapılar değişik işlemler yapıyorlar. Örneğin x kapısı 0'ı 1'e 1'e getiriyor. Z kapısı 0'ı aynı bırakıyor, 1'e x'i 1'e getiriyor. H kapısı, Adamın kapısı biraz daha karışık bir işlem. Bu kapıları kullanarak, yok kontrol değineme denilen kapıyı kullanarak telenakil yapmamız mümkün. Yani uzağa gönder. Telenakilden kasıt şu. Madem matematiğini anlatacağız, fizik kısmı anlatalım. Elimizde bir kuantum sistemi var, kübit var. Dalga fonksiyonu A, B. Siz bunun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bu İngilizce'de anisbap diye geçiyor. Türkçe'de Edison filiz ismini yerleştirmeye çalışıyorum ama filizin elinde. Filizin elinde AB var. Ve bunu Ediz'e göndermek istiyor. Bir seçenek tabii ki filizin bunu bir pakete koyup göndermesi. Ama bu uzak bir mesafe ve kuantum sistemlerinin bir özelliği ölüyor. Özellikleri kayboluyor. İstemediğimiz etkileşimler nedeniyle bunu çok hızlı yapılması lazım.
hatta mümkünse ışık hızı belirtmesi lazım. Diğer bir nokta, Filiz Ediz'e telefon edebilir, klasik Ediz'de Melo diye telefonu açabilir. Elde ne olduğunu söyleyebilirsiniz ama bunu yapamaz çünkü AB'ye bakamaz. Baktığı an bozuyor. Yani sizin elinizde bir tane kontrol sistemi varsa da fonksiyonu, bunun ne olduğunu siz bile bilemezsiniz. Baktığınız an çünkü onu ya sıfır ya bile bilemezsiniz. Bu bir problem. İşte telemetrik bir kuantum haline bir yerden bir yere gidiyorsunuz sadece. Demin gösterdiğiniz kapıları kullanarak. Böyle bir sistem alıyorsunuz. İkisi dolaşık bir dalga fonksiyonu veya böyle bir işte iki kübit paylaşıyor. Filiz'in elinde bu var göndermek istediği şey. Ediz'de bunu paylaşıyor. Birincisi Filiz'e ait, ikincisi Ediz'e ait. Bu da devre. Karışık gibi gözüküyor ama aslında tek karışıklık bu bir dolaşıklık. İkisi bir dolaşık küp paylaşıyorlar. Bunları her yerde bulabilirsiniz, Wikipedia'da bile bulabilirsiniz. Adım adım ilerlediğinizde, buradaki işlemleri teker teker yaptığınızda şu noktada Filiz iki tane ölçüm yapıp telefonla bunu Ediz'e bildiriyor. Ve Ediz bu cevabı alarak ilerledik abi. Kendisi dalga fonksiyonunu burada tekrar inşa edebiliyor. Buna telemetri diyoruz. Telemetri ile ilgili ilginç noktalardan bir tanesini söylememiz gerekiyor. Telemetri makalesini yazan ilk yazarlardan bir tanesi aşağı yukarı 2005'te öldürdü ama çok bir gazeteci bunu soruyor. Yani ışınlama yapıyorsunuz, telemekin. Ya bu sırada ne oluyor? Yani şiirlerden belli bölüyorsunuz. Tabii bu tamamen böyle inanç dünyası ile ilgili yaklaşım muhtemelen. Ruh da gidiyor diyor. Aşağı Filiz'in cevabı sadece ruh gidiyor diyor. Çok ilginç bir cevap ama aynı zamanda işin fiziğini özetliyor. Dikkat ederseniz burada bir dalga fonksiyonu bir yerden bir yere gönderiyoruz. Ama kübit gitmiyor. Fiziksel olarak orada. Sadece onun bilgisi gidiyor. Bir benzetme yapmak gerekirse burada Lego'dan çok karışık bir oyuncak yapılmış. Siz onu söke söke telefonda arkadaşınıza söylüyorsunuz. 3 numaralı kırmızı, 5 numaralı sarı, bir tane daha 5 numaralı sarı, bir tane yeşil minik filan. O da orada onu inşa ediyor. En sonunda onun elinde Lego'lardan aynısı yapılmıştır ama sizin elinizdeki bozulmuştur. Birisi yok oluyor, birisi oluşuyor. Buradaki Lego tanecinin hiçbir oraya gitmiyor. Hatta daha da kuantum durumunda daha ilginç. Belki siz burada bir foton sisteminin fiziksel özelliği, dalga fonksiyonunu burada belki bir üstün iletken, süpür iletken bir sistemi aktardınız. Veya bir atomu aktardınız. Sistemler bile farklı olabilir. Biraz kurgu bilim yapalım. Beyninizdeki her şeyi örneğin belki bir makine yapalım. Veya başka bir biyolojik sistemi aktarabilirsiniz. Bu anlamda ruh diyor Peres. Bu telemekil DNS olarak çok değişik sistemlerde, daha karışık sistemlerde yapılan kuantum informasyon kodunun önemli uygularından bir tanesi. Bunu böyle sadece bir kuantum informasyon kuramından, ilintilerinden seçkiler, enteresan bir konu diye anlatmadım. Çünkü bu başka bir problemle ilgili. Bu resimde yine benim çocukluğumdan kalma, evdeki bir ansiklopedide benim ansiklopedisi galiba gördüğüm şey, Hacıköy ansiklopedisi sanıyorum. Hangi film olduğunu hatırlamıyorum ama zamanında yolculukla ilgili en eski filmlerden bir tanesi. Zamanında yolculuk mümkün mü? Aslında bakarsanız zamanla ilgili bütün kavramlar tabii klasik, zaman çok klasik bir kavram, görece bir kavram. Bir tanesi özel görecelik. Bir hızlı hareket eden gözlemcinin zamanı hareket etmeye göre yavaş geçer. Dolayısıyla İkizler de düşünebilirsiniz burada. Vedalaşıyorlar. Saatleri 12'ye gösteriyor. Zaman geçiyor. Yalnız erkekleşmiş. Zaman geçiyor. Bir süre sonra hanımefendi genç kalıyor. Burada gördüğünüz gibi 5 dakika geçmiş ama bu 25 dakika geçmişler diye bir şey. Bu kurgu bilim falan değil. Fiziğin çok temel bilinen olaylarında. Gün hayatımızda yeterince hızlı gitmediğimiz için etkilerini görmüyoruz ama sadece yüksek enerji fiziği için söylemiyorum bunu, sendeleri için vesaire söylemiyorum. Dışarıdan gelen kozmik başlıkların varlığı, birçok etapımızda gördüğümüz olay aslında bunun doğrudan sonucu. Ayrıca o kadar
kadar duyarlı saatlerimiz var ki, sezyum saatleri, atom saatleri, bunları jet uçağına koyup da biraz seyahat ettirirseniz gerçekten geri döndüğünde zamanın yavaş geçtiğini görüyorsunuz. Kimsenin şüphesi yok ama fizikçiler en emin oldukları şeyleri bile 100 defa deneseler bile bir daha denerler. Bilimimiz zaten ilerliyor. Her sistemde bunu görüyoruz. Bir de genel görecek var. O da Einstein'ın aslında en büyük merkezisi. Orada yer çekiminin farklılığı nedir bir zaman yavaşlaması söz konusu. Eğer yer çekimi kuvvetli olduğu bir yerde istediğiniz burada daha az olur, daha çok zaman yukarı doğru daha yavaş akıyor. Bu daha küçük bir etki. Fakat günlük hayatımızda çok daha önemli bir etki. Böyle olmasaydı öyle şu an GPS sistemlerimiz çalışmayacak. Çünkü uydudaki ve yerdeki zamanın farklılığını hesaba katmazsanız, oradaki bu zaman farkı o kadar hassas bir saatlerimiz önemli oluyor. Şimdi bunu herkes tanıyor. Yanındaki kişi aslında belki bir o kadar tanımamız gereken bir kişi. Kurt Gödel. Bu Einstein denklemi. Einstein'ın genel görecek denklemi. Gödel Einstein denklemlerini yazmasından, yayınlamasından bir süre sonra ilginç bir çözüm kısmını buluyor. Kapalı zamansal eğriler. Yani zamanda ilerliyorsunuz, sonra tekrar geri gelip aynı yere geliyorsunuz. Bu Einstein denkleminin bir çözümü. Tabii Einstein her zaman olduğu gibi yukarıdan ilk çözümleri çıktığı zaman da rahatsız, şıvarsız çözümleri çıktığında. Fakat sonra şıvarsız böyle çözümler var, yetkili çözümler. Bunlar da var. Halen gündemde yakın zamanda David Deutsch, yine o David Deutsch diye geliştiren Deutsch algoritma, kuantum bilgisayarlarının hesaplarının kurucusu belki, yakın zamandaki. Aynı problemi kuantum mekaniği gözüyle, kuantum hesaplama gözüyle tekrar bir canlandırıyor. Bu işte şey, Gödel ve Einstein'in. Şeye bakarsak Gödel'in makalesine, Gödel bunu çok basit bir diyagramla gösteriyor. Zamanda ilerliyorsunuz, geleceğe gidiyorsunuz, bir noktadan sonra gelecekteki bir zaman tekrar geçmişteki bir zamana denk getirdi. Yani böyle bir kapalı eğilik. Denklem kalıcı bu dedi. Normalde biz zamanda bir yönde gideriz. Bunu uzay zaman eğilimleri konuluyoruz. Şu çizgi üstünde gittiğinizde ışık hızında gidiyorsunuz. Bunun altına inemezsiniz çünkü A'dan C'ye gitmek için ışıktan hızlı gitmeniz lazım. Normalde bu mümkün değil. Ama kapalı zamansa değil de işte böyle bir bu tabi birçok çelişkiyi beraberinde getiriyor. Geçmişe giderseniz biliyorsunuz kuantum mekaniği tarihi kan ve gözyaşı doludur. Şöyle diyelim kedisi, işte zihirleri, oğlunun kararı görülür. Aynı şekilde burada da zamanlı yolculukta işte büyük babalarımız var. Geçmişe gittiniz, büyük babanızı buldunuz, durumunuz neyse onu buluyorsunuz. O zaman ne olur? Büyük babanız olmayınca babanızın da olmaması lazım. Siz nasıl oluyorsunuz gibi. Bunlar hep paradoks. İşte Novikov, 80'lerde yanlış hatırlamıyorsam yakın bir zamanda böyle şeylerin olmaması lazım. Eğer böyle olaylar varsa kapalı zaman seyrek çözümlerinde bunların olasılığı sıfırdır diye bir ilke veya bir işte iddia ortaya sonra çıkan, bu yakın zamanda çıkan çalışmalar da aslında bunun içerisinde taşıyorlar. Bu teknik bir makale, işte Physical Relativity Sistemi bahsettim derginden bir makale, yakın bir zaman. Ayrıntısını anlamamız gerekmiyor. Baktığınız zaman burada bazı kelimeleri görüyoruz. Bakın kapalı, zamansal eğriler var. Tamam. Arkasından Deutsch'un ifadesinden ve şu büyük baba paradoksundan bahsediyor. Bu makalenin özelliği Deutsch'un yaklaşımına alternatif bir yaklaşım. Seth Lloyd, bu da kuantum bilgisayarlar konusunda önemli çalışma olan maddeler birisi. Seth Lloyd bunu demin konuştuğumuz telenekil cinsinden izlerdir. Bir tür zamanda telenekil yapıyor. Problem, eğer telenekili biraz daha uzun konuşmak istediğiniz olsaydı uygulayarak zamanda yolculuğu, geçmişe gidişi başarıyorsunuz. Demek ki telenekil devresine bakın benziyor. Burada bir takım kontrolü değinme zamanları vesaire var. Bu da David Deutsch. Deminden de bana geçen kişi. Bu da Deutsch denklemi. Bu denklem içerisinde tuhaf işaretler taşıyor. Ama baktığınız zaman hiçbir şey anlamasak bile bir şey dikkatinizi çekiyor. Bu denklemde iki defa gözüken bir şey var. Şu harf, rho. Hem sağda hem solda. Bu tür denklemler değişik. Bu değişik alanlarında bizim çok
ortaya çıkan öz tutarlılık şartı. Yani siz bir şey alıyorsunuz, bir büyüklük, ona bir şey yapıyorsunuz, bir işlem uyguluyorsunuz, çıkan sonucun yine onunla aynı olmasını istiyorsunuz. Bilgisayar hesabı yapanlar bunu bilir, başka nümerik hesaplarda ortaya çıkar. Bu denklem sağlayıncaya kadar, yakınsamayı sağlayıncaya kadar bu işlemi devam edersiniz. Doğuşta böyle bir öz tutarlılık şartı ortaya koyuyor. Bundan bir süre önce, yani bu işte onun devresi, kapalı zamansı devri. Burada zaman uyumlu bir şey var, bu bizim evliliğimiz. Burada kapalı zamansı devri, ileriye gidiyorsunuz, sonra tekrar geri gidiyorsunuz. Aynı yerden sistem kendini tekrar. Bununla ilgili, şu ifadeye bakarsanız, bunun bir kutu var, onun için gösteriyorum. İki sene falan oluyor herhalde, bir zaman geçti. Benim de bir çalışmam olmuştu aslında ama yayınlanmayan bir çalışma. Yani derneğe gitti, geri geldi, başka bir şey oldu. Sonra arşivde duruyor. Oradaki bir denklem. Bu denklemde dikkat çekici bir şey var. Kursayı okuyacağım, yorumluğunuz için veremiyorsunuz ama şurada bir tuhaflık var. Bakın 11-11, 21-21, 31-31, 41-41, 31-41. Burada bir yanlışlık olsa gerek, bir simetri bozuk gibi yani 21 değil mi? Evet, nitekim İTÜ'deydi galiba, iki sene önce bu konuyu konuşuyordum. Bir öğrenci geldi hocam, orada bir hata var. Hatta dedi, dedim yani çok daha çıkışlı duruyor. Fakat bundan bir iki hafta önce bir isim, anlamalı bir isim, bir e-mail atmış. İki yıl önce burada, oraya arşiva konulmuş, şu normal pek bir kimsenin görmesi beklenmeyen bir yer, bir yerden altındaki bu indisi şöyle olmamalı mı diye soruyor. Ha evet dedim, belki bari cevap yazdım. Sonradan ben kimle yarışıyorum diye. Bu şahsı gördüm. Tanıyan var mı? Neyse ben kendimi kötü hissettim. Ben tanıdım. Kendisi en azından medyada meşhur bir insanmış. Doktor Kuan. YouTube'da, şurada burada işte onlarca, belki yüzlerce film olan, kitapları okulan, birkaç bilgisi olan ve hala da kitap yazmaya 80'li yaşlarında bir teorik fizikçi. Aklınıza gelecek hemen bütün meşhur isimlerde bir tanesi olan işte Feynman'lar vesaire birisi. Birkaç aramızda yazışma oldu. İşin doğrusu buraya gelmeden önce kendisine son bir kez daha yazdım. Çünkü kendisi bir problem üzerinde birlikte çalışalım, şunu yapsak filan diyor. Tanımadığım için ben bazen işime de bahsediyorum. Kimi yazışımında emin değil ama her kim olursa olsun benim karşımda hiç görmediğim ve mantıklı şeyler yazan ve beni de belki iki yıl önce tozlu bir şekilde raflara bıraktığı bir çalışmayı tekrar gözden geçirmeyi olacağım birisi şimdiden teşekkür ederim. Belki de doktor Kuantum'u da kendisi bilemiyorum. Ama bizim burada konuştuğumuz konu şuydu, ilginç olduğu için bunu göstermek istedim. Bu konuyla ilgili yine yakın zamanda yani 5 yıl önce artık ama çıkan bir makale. Bu kapalı zamansal eğilerle ilgili. Burada şekilde bir gün tersi. Zaman böyle ilerliyor. Burası bizim evrenimiz, burası da kapalı zamansal eğil. Burada Bennett, bu Charles Bennett meşhur. DB84 kuantum kriptografi protokolünü geliştiren Bennett. Kuantum hesaplamada da çok önemli katkı olabilirsin. Bir fikir ortaya atıyorlar. Burası bizim yaşadığımız evren. Şu gri olan yerde meşhur paralel evren. Yani bizim evrenimizde zaman ilerlerken yan tarafta bir paralel evren var. Paralel evrenler kuantum mekaniğinin yorumlamasında çok işe yarayan bir kavram. Bir ölçme yaptığımız zaman bizi en çok rahatsız eden şey o mu oluyor, o mu oluyor? A, sıfır, B, bir olasılıklar tamam ama nasıl oluyor? Paralel evrenler yok, ikisi de oluyor. Nasıl oluyor? Evren ikiye ayrılıyor. Bir evrende bu oluyor, bir evrende bu oluyor. Hayatları devam ediyor sürekli. Her baktığınızda, her yerden baktığınızda yeni evrenler sonsuz sayıda oluşuyor. Burada ilginç olan şey, elinizde böyle iki tane kübit ilerlerken, bunlar dolaşık, demin etkisi filizm kübitleri gibi, kapalı zamansal eğilme etkileşim sonucunda bu paralel evreni geçiyor, paralel evrende de bize bir tane kübit. Hal değişimi, swap dediğimiz. Yani halde sıfırın bir, birin sıfır olduğu bir dönüşüm oluşuyor. Ve böyle bakarsanız şu aşamada bu mavi artık bununla dolaşık değil ama paralel evrende bir kübikle dolaşık.
Alan Bolton, Doktor Kuantum hakkında şey takılmış. Nasıl oluyor? İşte ben bunu yapmaya çalıştım, olmadı. Paralel evrenler arası nasıl bir dolaşıklık ortaya çıkar diye bununla ilgili bir şeyler aslında yapmaya çalışıyoruz. Fakat bunu engelleyen bir şey yok mevcut kuantum mekanizmaları içerisinde. Enteresan bir konu ve enteresanlığı genel göreceli, kapalı zamansal evrenin zamanda yolculuk kavramlarının kuantum mekaniğiyle, kuantum ilintileriyle bir araya geldiği belki de tek konu. Umarım bu konuda yakın zamanda ilerlemeler duyarız. Sanıyorum bu benim son sayfamdır. Evet, teşekkür ederim. Sorunuz varsa alabilirim veya çıkışta sorabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Ölçümlerin sıralaması bile söz konusu olamaz. Yani A ölçtü, Ediz ölçtü, Filiz'i belirledi, Filiz ölçtü, Ediz'i belirledi demek özel bir ölçeği bilmemek. Çünkü bir gözlemciye göre önce A ölçer, sonra B, birisine göre önce B ölçer, sonra A, başka bir gözlemciye göre de ikisi aynı anda. Yani onu söylerken aslında uzak olsalar bile etkileşebilirler, onu kastettim. Yani. Etkileşme olmuyor da, uzak da olsalar ilintiler korunuyor. Yani tek kuantum mekaniğinin söylediği şey, çünkü biz söylemediği bir şey söylüyoruz böyle söylediğimiz zaman. Kuantum mekaniğinin tek söylediği şey, A ve B'de yapılacak ölçümlerin sonuçları arasında şu 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 ilişkiler vardır. Bunu söylüyor. Bunun ötesinde, bunu ölçtüğümüzde bütün uzaydaki bir makroskopik dalga fonksiyonunu, hani biz kötü, klasik insanlar kuantumunu bozup klasiğe çeviriyoruz demiyor aslında. Mutlaka orada bir ölçüme paradoksu dediğimiz şey hep var. Ondan henüz kurtulmuş değiliz. Pek de yakın zamanda bir ışık gözükmemiş belli olmaz ama. Ama sonuca baktığımızda ölçüme paradoksunu geçip de deneyim sonucuna baktığımızda biz kağıda yazdığımız sayıya, ekranda gözüken sayıya bakarız. Ona baktığımızda bunun arasında tuhaf, klasik olarak anlayamadığımız ilişkiler. Ama şey doğru değil. O bir zorlama. Yani
sisteme siz bakıyorsunuz ve bir anda böyle bütün kainattaki dalga formunu indirgiyorsunuz. Demek en azından bu bahsettiğimiz iki farklı noktadaki zaman sıralaması açısından doğru değil. Hatta örneğin A ölçüm yapmış, B'nin hiçbir ölçüm yapması bile gerekiyor. Yani B ölçse de ölçmese de eğer A bir sonucu biliyorsa biz biliyoruz ki B'nin sonucu da o. Bu şey paralel evrenler tartışması da şey ilginç. Yani siz elinizde bir kübit var, bunun birisine dolaşık olduğunu biliyorsunuz. Çünkü ölçüyorsunuz, saf hal değil. Ama kime dolaşık? Yani bunun partneri, dolaşık olduğu eşi bizim evrenimizde mi yoksa başka bir evrende mi? Buna cevap vermek çok kolay değil. Yani tabii çok kolay bir teoloji cevabı. Bütün evreni dolaşırsınız, gördüğünüz bütün kübitlere bakarsınız. Bununla dolaşık mı diye böyle bir şey yapamazsınız. Anlam yok. Dolayısıyla başka bir evrende dolaşma fikri, paralel evrende dolaşma fikri biraz ilk başta rahatsız edici de gelse kapalı zamansal evrelerde her şey olabilir. Bilmiyoruz. Gerçekten bir muamma orası. Bir olasılık. Yani böyle bir şey orada olabilir. Ama diyor, hep indiren, hep kullanan, hep tüketici olmayan, siz de bir program yazın, siz de bir şey geliştirin. Yapamam demeyin, işte gereken şey çok basit bir matematiktir, biraz teknik bilgidir, yaparsınız, türü bir şey. Ben bunu derste küçük, kısa bir konu, bir dakikalık, onu gösterdim öğrencilere bir şey dedim. Yani bu işte buna bir örnek, yani kuantum algoritmaları veya benzer şeyler. Çünkü inanın, kullanılan matematik bundan çok fazla değil. Hani belki o şeyi biraz daha teknik yazıyorsunuz, önüne gelen çarpımları vesaire ama biraz emek, biraz zamanla, biraz okuyarak, belki basit bir ders alarak başlamak mümkün. Ve burada bir de algoritmalar, çok basit, pratik anlamı olmayan bir algoritma ama biraz temel bizim açısından anlamak. Pratik önemi olan birçok algoritma da böyle bulunuyor. Ve şu astronomide belki biliyorsunuz, kuyruk yıldız keşfettiğiniz zaman arıyorsunuz, ben şurada şurada bir şey gördüm diye kontrol ediyorlar. İlk arayan sizseniz ve orada da o varsa isminizi veriyorlar. Ve bu algoritmalar da böyle. Yani bu öğrenci olarak, meraklı olarak, hobi olarak yapabilecek bir şey. İlla teorik fizikçi olmak gerekmiyor, bilgisayarcı olmak gerekmiyor. Aklınıza gelecek ilginç bir şey, şu problemi böyle çözemez miyim dediğiniz bir şey buradan çıkabilir. Ben şeye bir Google'a böyle bir bakmıştım, yanlış hatırlamıyorsam mesela kuantum sudoku kelimeleri gibi çıktı bir yerde. Tam kafamdaki değil ama böyle bir şeyler yapmışlar. Çünkü şey, bu şekillerde anlıyorlar tabii arkadaşımın da sudokunu çözüyorsun diye. Buluyorsunuz, aklınıza gelecek, sizin konunuzla ilgili bir problem çözebilirsiniz. Şey var, bazı iddialar konuşamadık. Mesela biyolojik sistemlerde evrim süreci dahil veya en azından mutasyonlarda kuantum özelliklerini ortaya çıktı. Yani bir sürecin kuantum mekaniksel bir sistem olarak davrandı. Hatta bu bahsettiğim konferansta oturumların bir kısmı şeydi, kuantum biyolojisi diye bir disiplin var. Bunun altında bazı oluşumlar. Söyleme sebebi kuantum özellikleri illa laboratuvarlarda çok zor şartlar altında, çok düşük sıcaklıklarda, çok bağlı sistemlerde gözlenmiyor. Yani 36,5 olmasa bile 37 derece dahi böyle şeyler olabiliyor. Telepati uyuyor ama. yani şey, kuantum ilintileri çok ilginç. Yani iki gözlemler arasında böyle bir şey kurmak mümkün olursa bilgi aktarımı,
klasik haberleşme beraberinde geliyor. Yani bu kuantum sistemi bir yerden bir yere gönderdi. Benim aslında daha çok ilgimi çeken o dediğim ruh örneğinde olduğu gibi, yani bir sistemi kuantum özelliğini tamamen farklı bir sisteme yazabiliyoruz. Aslında bu şu an klasik sistemlerde hepimizin bildiği bir şey. CD'ye, diskete ya da bilgisayarınızın hard diskine aynı resmi, aynı dosyayı koyuyorsunuz. Fark etmez. Ama bu kuantum olduğu için tabii daha ilginç. Klasikte bu kolay. Ama kuantum sisteminde de bunu yapabiliyorsunuz. Yani bütün bilgiyi çok farklı ortamlarda bile olsa bir yerden bir aktarabiliyorsunuz. Peki bu kuantum küçük örnekleri var. Şimdi bildiğiniz zaman bilgisayarda mesela 15 4-5 kubitten oluşan ve örneğin 15 eşittir 5 çarpı 3 vs.